Dün gece BDP blok milletvekilleri mecliste eylemde olduğu sırada televizyonumuzda görüntülü yayınlarla eylemi an be an takip etti. Bağlantı yaptığımız BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, meclisin daha duyarlı hale gelmesi gerektiğini söyledi. Parlamentonun siyaseten çözüm yollarının açık olması gereken bir süreçte çözümsüzlüğün adresi olarak görüldüğü inancı var tabanımızın. Ve bizler de parlamentonun işlevini yapması gerektiğini, siyaset kanalları kapalı olsa bile siyaset kanallarını açabilecek düzenlemelerin de bu meclisten çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu sorumluluğu açığa çıkartmak ve bir sonraki yaşanacak katliamı beklememek ve bu konuda parlamentoyu bir kez daha duyarlılaştırmak amacıyla parlamento altı çatısı altında siyaset yapan tüm siyasi parti gruplarını bir kez daha duyarlılığa davet etmek adına bu eylemimizi gerçekleştirdik. HDK BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, medyanın Kürtleri gözden çıkardığını ve sınır ötesine ikna olduğunu söyledi. Hükümetin sürdürdüğü güvenlik operasyonuna hem ikna olmuş hem de ikna olmayanlardı. Bir şekilde bu operasyona eklemlenmedikleri sürece bu alemde kendilerine eskiden olduğu kadar avantajlı bir yere edinemeyeceklerine inandırılmış gözüküyorlar. Ben buna bağlıyorum. Yani sonuç olarak medya hem bir yandan hükümetin bu güvenlik operasyonunun ise olarak yani kabul ediyor. Hem de bir yandan hükümetten gelmeyen hiçbir bilgiyi de bilgi olarak kabul etmiyor. Bu koşullar altında yani şunu diyebiliriz, kendi muhabirlerine güvenmiyor. Kendi haber kaynaklarını güvenilmez buluyor. Böyle bir medyaya ne denilebilir? Medyanın esasen Kürtleri gözden çıkarttığı kanaatindeyim. Çünkü böyle bir şey olabilir mi? Tabii. 35 insan tam 24 saat burada hayatlarını kaybetmiş olarak yatıyorlar, bulunuyorlar. Medya 35 insan öldü bile diyemiyor. İnanılmaz bir şey bu. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de bir başbakanın bu şekilde davranamayacağını aktardı. Mesajlar veriyor. Erdoğan bu konuda bir başbakan mı, bir baş belası mı edasını takınacağı konusunda tereddütler yaşıyor gibi. Çünkü bir başbakan olmuş olsaydım idari sorumluluğu itibariyle bu olayın hukuk mercilerine sevk edilmesini sağlayıp ve bu olayın gün yüzüne çıkarılması, sorumlularının cezalandırılması için idari sorumluluğunu yerine getirmiş olurdu. Evet. Fakat daha çok bir baş belası gibi söylemlerde bulunup sanki katliamdan sorumlu olanlar katledilenlermiş gibi, sanki o gençler, o çocuklar kendi katliamından sorumluymuş gibi insafsızca açıklamalar yapıyor. Ve bu ölümlere karşı